Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı Gül ile Babacan'ın arasını mı açtı? İyi Parti'deki FETÖ tartışmasına odaklandık ama DEVA Partisi'nde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha doğrusu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la partinin kurucu lideri eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında. Babacan'la Gül'ün arasının DEVA Partisi'nin kuruluş sürecinde açılmaya başladığı şeklindeki söylentiler kulağıma gelmişti. Ancak çok önem vermemiştim. Ali Babacan'ın partide eskileri istemediği söyleniyordu. Eski AK Partililerin partisi olmamalıyız, yeni isimlerle toplumun karşısına çıkmalıyız, yeni bir parti olduğumuzu hissettirmeliyiz tezini savunduğu ifade ediliyordu. Partinin kurucular kurulu belli olunca Ali Babacan damgasını vurdu, eskileri geriye çekti denilmişti. Özellikle de Abdullah Gül gölgesinin düşmemesi için Beşir Atalay gibi isimlerin parti yönetiminde yer almamasını şart koştuğu konuşuluyordu. O günlerde bunu bir taktik manevra olarak yorumlamıştım çünkü Yeni Parti'nin kuruluşunu Abdullah Gül sağladı. Ali Babacan'ı ikna etmek epey zaman aldı. Babacan partinin başına geçmeyi Ocak ayında kabul etti. Babacan kabul edene kadar yavaş ilerleyen parti kurma çalışmaları hızlandı ancak partinin kuruluş aşamasında Ali Babacan'ın yeni isimlerle yola çıkmak istediği eskilerin vitrinde yer almasına karşı çıktığı söylendi. Sadece Sadullah Ergin ile Nihat Ergün parti yönetiminde yer aldılar. Haşim Kılıç uzak durdu. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la Beşir Atalay arasında yaşanan bir sorundan dolayı Haşim Kılıç'ın uzaklaştığı söyleniyordu. Oysa Haşim Kılıç parti kurma çalışmalarına çok önceden hazırlanmıştı. Fikri düzeyde çalışmalar yapmıştı. Ancak DEVA Partisi'nin kuruluş sürecinden uzak tutuldu, o da kendisini dışlanmış hissedip geri çekildi. Partinin kurucular kurulunun belirlenme aşamasında çıkan krizde Abdullah Gül'ün Ali Babacan'ın isteğine karşı çıkmadığı ifade edildi. Eski AK Partililere karşı tavrını doğru bulmamakla birlikte Babacan'ın arkasında durduğu gözlendi. Ancak Babacan'ın tavrının Abdullah Gül cephesinde bir burukluğa neden olduğu söylendi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı aralarını açtı. Ama bu kez sorun daha ciddi diye söze başladı haber kaynağım. Abdullah Gül ile Ali Babacan arasındaki soğukluktan söz ediyordu. Ben Babacan'ın Gül'e karşı böyle bir tavır içinde olabileceğine ihtimal vermediğim için yine ihtiyatla dinledim. Gül ile Babacan'ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir sorun yaşadıklarını ifade etti. Henüz Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl varken, adaylar belirlenmemişken pek ihtimal vermedim. Ancak CHP içinde Abdullah Güle karşı çıkan çevrelerin Ali Babacan konusunda daha sıcak mesajlar verdiği gözlenmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisini ziyarette Ali Babacan için siyasetin yeni yıldızı tanımlamasını yapması da üstüne gelince gül cephesinde kaşlar çatıldı. Babacan'ın bir süredir partiyle ilgili konuları istişare etmemesi de not ediliyormuş. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Gül yerine Babacan isminin öne çıkması Abdullah Bey'i rahatsız etmiş. Ali Babacan'ın da buna yeşil ışık yakması gül cephesinde hesapları karıştırmış ben yine ihtiyatımı koruyorum. Ama Demir elin dediği gibi, Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir. Uğruna darbeler yapılan Cumhurbaşkanlığı için, Abdullah Gül ile Ali Babacan arasına kara kedi girmesine şaşırmam. Ama bu soğukluğun çapı nedir, giderilir mi, yoksa daha da derinleşir mi, orasını bilmiyorum. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Abdülkadir Selvi, Akşener'in Manevrası Meral Akşener usta bir manevrayla İyi Parti'deki karışıklıklarda iktidara adres gösteriyor. Bir liderin partisinin içindeki ateş topunu alıp iktidarın kucağına atma çabası anlaşılır bir şey. Ama Akşener'in eli o kadar güçlü değil çünkü bir iddianın karşılık bulması için gerçekliğe uygun olması lazım. İyi Parti'de kavganın nedeni kongrede çıkarılan üstü çizilecekler listesi. Meral Akşener kongrede çarşaf liste sundu. Ancak teşkilat başkanı Koray Aydın verilmeyecek. İlk 75'te de olsa tercih edilmeyecekler listesi yayınladı. Peki bu listeyi iktidar mı hazırladı? İktidar mı yoksa Koray Aydın mı? Yavuz Temizer, Aydın Sezgin, Hasan Subaşı, Aylin Cesur, Aytun Çıray gibi isimler listeyi Koray Aydın'ın hazırladığını, partide merkez sağın tasfiye edilmek istendiğini savundular. Ya biz ya Koray Aydın dediler. Meral Akşener ise Koray Aydın'ı tercih etti, o nedenle de tartışma bitmedi, hatta büyüdü. İşin içine FETÖ suçlamaları ve HDP'ye yakınlaşma iddiaları girdi. İYİ Parti iyi bir ivme yakalamıştı. Akşener kurultaydan güçlü bir destekle çıktı, verdiği mesajlar kamuoyunda karşılık buldu. Bahçeli'nin evine dön çağrısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıya güçlü bir şekilde destek vermesiyle Akşener el üstünde tutulan bir konuma erişmişti. İllet zillet eleştirilerine son verilmiş, İYİ Parti Cumhur İttifakı'nın göz koyduğu, Millet İttifakı'nın ise vermek istemediği bir pozisyona kavuşmuştu. Bu durum Akşener'in elini güçlendirmiş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adayı mı değerlendirmelerine konu olmuştu. Ama ne olduysa oldu, Koray Aydın'ın listesi rüzgarı tersine çevirdi. O günden bu yana önce sayıları 20'yi bulan ama zamanla azalan milletvekilleri grup toplantılarına katılmıyorlar. Ekranlarda İyi Parti'nin mesajları değil, içinde bulunduğu kriz konuşuluyor. İyi Parti kendi topuğuna sıktı demiyorum, daha da netleştirirsek Koray Aydın gez gözarpacık dedi İYİ Parti'yi tam 12'den vurdu. Demem o ki Koray Aydın'ın İYİ Parti'ye yaptığı kötülüğü hiçbir iktidar yapamazdı. Hatta AK Parti artı MHP'den oluşan Cumhur İttifakı tüm güçlerini seferber etse Koray Aydın'ın başardığını başaramazdı. Ümit Özdağ canlı bomba olmayı tercih etti. MHP'den ayrılırken 3 kişiydiler. Yusuf Hayaloğlu'nun şiirinde biz 3 kişiydik Bedirhan Nazlıcan ve ben dediği gibi. Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ. 3 isim İYİ Parti'nin kuruluşunda yer aldı. Meral Akşener genel başkan, Koray Aydın Ümit Özdağ ise genel başkan yardımcısı oldular. Koray Aydın teşkilata sahip olmak istedi ve oldu onu da bırakmıyor. Ümit Özdağ ikinci aday olmak isterken süreç içinde kendini dışlanmış hissetmeye başladı. 20 Eylül kongresinin kendisi için son durak olduğunu gördüğü anlaşılıyor. Onun için de dar ağacında ne varsa ateşlemeyi tercih etti. Henüz Koray Aydın sahneden çekilmeden bu kez Ümit Özdağ sahaya indi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Meral Akşener'i ise bunu ilettiği halde tedbir almamakla suçladı. Tekrar yazının başına dönüp o soruyu soracak olursak, Merel Hanım, sizi anlıyorum, ateşten topu iktidarın kucağına atmak istiyorsunuz. Ama ateşten gülleleri sizin milletvekilleriniz ateşliyor. Yani sizi vuran kurşun yarası iktidardan değil, sizin içinizden geliyor. İdris Naim Şahin işinin perde arkası. İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ilan edilmişti. Ama kısa bir süre sonra geri adım atıldı. Ümit Özdağ, CNN Türk'teki açıklamalarında İdris Naim Şahin'in adaylığına karşı çıktığını söyledi. Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla benim edindiğim kulis bilgileri birbiriyle örtüşüyor. İdris Naim Şahin'in adaylığı konusunda anlaşmaya varılmış. Meral Hanım bizzat kendisiyle görüşüp hayırlı olsun demiş. Ama o andan itibaren önemli gelişmeler yaşanmış. Ümit Özdağ Akşener'e gidip İdris Naim Şahin'in adaylığını açıklarsanız basın toplantısı yapar bu adam FETÖ'cü derim partiden istifa ederim demiş. Aytun Çıra ise ben mecliste darbeleri araştırma komisyonunda görev aldım FETÖ'yü araştırdık bu adamın İçişleri Bakanı olduğu dönemde atadığı tüm emniyet müdürlerinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. İdris Naim Şahin'e aday gösterirseniz basın toplantısı düzenlerim bu adam FETÖ'cü der istifa ederim diyor. Akşener o tarihte istifaları göze alamıyor, bunun üzerine Müsavat Dervişoğlu'nu çağırıyor, İdris Naim Şahin'e ayıp oldu, kendisinden özür dileyip adayımız olmadığını söyleyelim diyor. Dayısı karışık adam. Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı'nın kendisine gelip sokağa dökülün dediğini açıkladı. Enver Altaylı dediğinde birkaç kez düşünmek gerekiyor. MİT'ten başlayıp CIA'de devam eden Alman istihbaratıyla yolu kesişen bir isim. 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e kadar darbe süreçlerinde rol almış birisi. Son dönemlerinde CIA adına FETÖ'ye yanaşıp ona muhterem efendim diye mektuplar yazan bir şahsiyet. Hani Ümit Özdağ Meral Akşener'e gidip Buğra Kavuncu için bu FETÖ'cü hem dayısı hem kendisi FETÖ'cü demiş. O da nereden öğrendin diye sorunca hem MIT'ten hem Genelkurmay'dan öğrendim diye yanıt vermişti ya. Bunun üzerine Akşener'de Buğra Kavuncu hakkındaki iddiayı araştırıp Ümit Özda iki tarafa da sordum hayır bizde böyle bir kayıt yok dediler cevabını vermişti. Ancak bu cevapta bir eksik var. Akşener Enver Altaylı'yı da sormuş. Altaylı hakkında da iki birimden de dayısı karışık bir adam yanıtı gelmiş. Abdülkadir Selvi, Hürriyet